Şarhıyık bizim şu anda tespit ettiğimiz verilere göre milattan önce 4. bin yılın son çeyreğine doğru gitmekte. Yani 6000 yıllık bir geçmişten söz edebiliriz Şarhıyık'ta buluntu olarak bulduğumuz. Bunun üzerindeki tabakalarda erken Tunç Çağı dediğimiz, yani milattan önce 3000'ler dediğimiz tabakalar, milattan önce 2000'ler Hitit varlığı çok kuvvetli 7-8 metreye varan Hitit dolguları bulunmakta höyüğün üzerinde. Bunun üzerinde Frig tabakası, onun üzerinde klasik dönem, Akamenit dönem ve onun üzerinde Helenistik dönem tabakası bulunmakta. Onun üzerinde Roma tabakası, onun üzerinde ise bir Bizans kalesi bulunuyor. Selçukluların gelmesiyle beraber biz Bizans kalesinin terk edildiğini, ancak Selçukluların da höyüğün üzerine yerleşmediklerini biliyoruz. Höyüğün tarihsel sürecine bakarsak Kalkolitik dönemden Bizans dönemine kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. Burada höyüğün kendi konisi 450 çarpı 500 metre boyutlarında oldukça büyük bir höyük konisi. Anadolu'ya göre büyük sayılabilecek höyüklerden birisi bu. Ancak sadece höyükle sınırlı değil, höyüğün eteklerinde oldukça geniş bir alan var, arkeolojik buluntular içeren. Yine höyüğün batı tarafında bir nekropol bulunmakta. Aslında höyük Eskişehir'in tüm tarihini yansıtmakta. Örneğin höyüğün en üst tabakasında Kurtuluş Savaşı'na ait siperler, bu siperlere ait mermiler, başka mühimmatlar da ele geçti. Yani aslında Şarhöyük Eskişehir'in özeti diyebiliriz. Şarhöyük aslında Eskişehir'in geçirmiş olduğu neredeyse tüm tarihsel süreçleri barındıran bir yer. Tabii şehrin merkezine bu kadar yakın olup aslında şehirden de izole olması bizim için bir şans. Bugün gördüğünüz gibi neredeyse şehir merkezi tarafından çevrelenmiş durumda. Eğer eski hocalarımızın çalışmaları olmasaydı, burası zamanında bir kazı alanına, sit alanına dönüştürülmeseydi belki burayı da tamamen kaybedecektik. Şarhöyük aslında Eskişehir'in geçirdiği tüm tarihsel evreleri bize birebir yansıtan bir yer ve Eskişehir'in merkezine bu kadar yakın olup, şehrin merkezine bu kadar yakın olup, bu kadar erken dönemleri bize yansıtan herhangi bir yer daha ne yazık ki bulunamadı. Biz önceki yıllarda çalıştığımız erken Helenistik tabakaların altındaki klasik dönem ve onun altındaki Frig dönem tabakalarına ulaşmak istiyoruz şu anda. Erken Helenistik dönemi bitirdik. Onun altında geç klasik dönem, erken Helenistik'e geçiş dönemi veya geç Akamenit dönem diyebileceğimiz dönemlere ulaştık. Ondan sonra da Frig dönemine ulaşmayı hedefliyoruz. Bizim bir projemiz daha var. İleriki yıllarda eğer yeterli destek bulursak onu da hayata geçireceğiz. Burası demin bahsettiğim gibi kent merkezine çok yakın bir alan. Burayı arkeopark olarak değerlendirmek istiyoruz. Eskişehir'in geçirdiği tarihsel evreleri burada, höyüğün üzerinde belki uzmanları bunu tespit edebilirler, ancak uzman olmayan gözlerin de anlayabileceği şekilde aşağıdaki düzlük alanda bir Frig evi, Hitit evi, Roma evi, Helenistik evi gibi kerpiçten höyükteki mimarinin benzerlerini ve restüte edilmiş hallerini koyup oraya hem öğrencilerimizi hem meraklıları, arkeoloji meraklılarını, Eskişehir'in tarihine merak duyan insanları getirip orada göstermek, sergilemek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeterli desteği bulursak bunu da hayata geçireceğiz. Fotoğraf çekmeyeceğim kardeşim. Ha, şuraya alayım mı? Bu duvarlar...